İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. İki Ermeni devleti var. Yermo Karamanyan. İkinci bölüm. Savcılık, Ermenilere uygulanan soykırım ifadesini kullanan avukatların beratına itiraz etti. Doğu Ermenistan ve Arsak'ta jeopolitik gelişmeler. Belçika Senatosu'nda tartışma. Ermeni kimliği. Müslümanlaşan Ermeniler. Avrupa Konseyi milletvekilleri, Avrupa Birliği liderlerini Arsak'ın Ermeni mirasının korunmasını desteklemeye çağırdı. Arkeologlar, Batı Ermenistan'da Ermeni Yervantuni Prens evine ait bir yazıt buldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arjantin Cumhuriyeti Büyükelisi Guillermo Karamanyan ikinci bölümde şöyle yazıyor. Ama ne kadar hak olursa olsun eğer bunları örgütlemezsek ve kullanmazsak haklarımıza dokunulmadan ama topraklarımızı geri alamadan öleceğiz. Küresel düzenin bize karşı hedefi budur. Ermeni olmayı bırakma hakkımızı unutup her birimizin var olan tek Ermeni devleti olarak tanıdığımız, doğduğumuz toprakların vatandaşlığıyla yetinmemiz. 1991 yılında var olan Ermenistan Cumhuriyeti'dir. Oysa aslında 1920'lerin Ermeni Devleti de vardır ve bu devlete geçici olarak Türkiye ve Azerbaycan tarafından tamamen sahiplenilmesine rağmen bugün Batı Ermenistan Cumhuriyeti adı verilmektedir. 1991'den bu yana dünya jeopolitik güçleri ve Sovyet Ermenistan'ı liderleri 1920'deki Ermeni Devleti'nin kalan 29800 kilometrekarelik kısmıyla yeni bir Ermeni Devleti yaratıp bu yeni ülkenin tamamen dağıldığının farkına varmadan yani karışıklığı daha da artırmak için ona Ermenistan Cumhuriyeti adını verdiler. Oğuzlubar'ın himayesi altında Ermeni yurtseverlerle birlikte jeopolitik gücün 1920'de yaratıldığı devletten farklı olarak Ermeni ulusunun büyük dozlarda yurtseverliğin ortadan kaldırılmasıyla bir iç yozlaşma süreci başladı ve bu süreç bizim erken saldırmamızla zirveye ulaşabildi. Yerevan'daki düşmanlar ve dünyanın uluslararası kamu hukukunda 1920 ve 1991'de tanıdığı iki Ermeni devletinin nihai gaspıdır. 1991'den bu yana Ermenistan Cumhuriyeti'nin liderliği küresel jeopolitik güç ikilisinin resmi konumuyla ilgili kafa karışıklığı ve kasıtlı yanlış bilgilendirme içinde tutulduk. Bu saçma ve beceriksiz durum Artsakh'ı kaybetmemize yol açtı. Geleneksel Ermeni siyasi partileri ve Ermeni düzeninin bir parçası olarak temsil edilen diasporanın yaşadığı dünyadaki her şehirde ve topluluk güçlerinin tepkisiz kalması veya suç ortaklığı zamanı geldiğinde tarih karar verecektir. 1991'den beri Ermenistan Cumhuriyeti'nin liderliği küresel jeopolitik güç ikilisinin resmi konumuyla mükemmel bir uyum içinde ortaya çıkıyor. 30 yıldan fazla bir süredir kafa karışıklığı ve kasıtlı yanlış bilgilendirme durumunda tutulduk. Bu saçma ve beceriksiz durum bugün bildiğimiz en dayanılmaz acı olan arta kaybetmemize neden oldu. Dikranagert Başsavcılığı Ermenilere karşı soykırım yapıldığı iddiasıyla Dikranagert Avukatlar Odası'nın eski yöneticilerinin beraat kararına itiraz etti savcılık itiraz dilekçesinde avukatlar odasının kullandığı ifadelerin suç içerdiğini ileri sürdü. Artı gerçekten alınan bilgiye göre Dikran Ergert Avukatlar Odası eski başkanı Cihan Aydın ve meclis üyeleri Bayan Gazal Bayram Koluman, Ömer Şeran, Muhlis Oğurgül, Ahmet Dağ, Fırat Üger, Mehmet Akbaş, Serdar Çelebi, Özgür Yılmaz Biçen, Erhan Aytekin ve Tevfik Karahan 4 Nisan 2020'de 1915 Ermenilere uygulanan soykırımı Armenosidi anma gününde yapılan açıklamaya ilişkin beraat kararına itiraz edildi. Batman başsavcılığının talebi üzerine Adalet Bakanlığı'nca izin verilen soruşturmalar sonucunda Dick 9. Ceza Mahkemesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve Avukatlar Odası Yönetim Kurulu üyelerinin Türk milleti, Türk hükümeti, parlamentosu ve yargı organlarına alenen hakaret suçundan mahkum edilmesine karar verdi. Savcılığın talebine rağmen bireysel olarak 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteyen 11 kişi hakkında açılan dava beraatla sonuçlandı. Mahkemeye göre bu ifade özgürlüğüdür. Kararda beraat kararının gerekçesini değerlendiren mahkeme Türk Medeni Kanunu'nun düşünce ve ifade özgürlüğünü düzenleyen 26. ve 25. maddeleri ile Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesini dikkate alarak söz konusu ifadelerin eleştiri sınırları içerisinde olduğunu kaydetti. Mahkeme gerekçeli kararında tehcir, sürgün, büyük felaket, zorla yerinden etme, jenosit, soykırım gibi suç kavramlarına dikkat çekerek bunları ifade özgürlüğü çerçevesinde düşünce ifadesi olarak değerlendirdi. Dolayısıyla mahkeme kararına göre suçun maddi unsurları mevcut değildir. Savcı itiraz etti. Mahkeme kararının yayınlanmasının ardından Dikran Agert Başsavcılığı karara Dikran Agert Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti. Savcılık itirasında Diyarbakır Barosu'nun açıklama metninde kullanılan teçhir, sürgün, büyük felaket, zorla yerinden etme, jenosit, soykırım kavramları kullanılarak Türk halkını alanın aşağılama ifadesine yer verildiği ifade edildi. Savcılık, Baro Konseyi üyelerinin söz konusu ifadeyle Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen Türk milletini, devletini, parlamentosunu, hükümetini ve yargı organlarını alanın aşağılama suçunu işlediklerini öne sürdü. Sanıkların cezalandırılması gerekirken beraat etmesinin usule ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Savcılık itirazında arabuluculuk yaparak dikkatine girdiğin 9. Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararını kanunların şekil ve esas ihlali gerekçesiyle iptal etti. Belçika Senatosu'nda Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişmeleri adlı bir yuvarlak masa 25 Mart'ta gerçekleşecek. Amacı Eylül 2020'den bu yana Güney Kafkasya'daki jeopolitik gelişmeleri bu bağlamda Artsakh çatışmasını ve Doğu Ermenistan'ın karşı karşıya olduğu zorlukları analiz etmek olan Doğu Ermenistan ve Artsakh başlıklı yuvarlak masa tartışması. Yuvarlak masanın ana konuşmacıları Belçika Federal Parlamentosu'nun Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Els von Hof, uluslararası müzakereler analisti Paul Mer. Klingendal Enstitüsü kurucu ortağı yazar diplomat Oliver Weber olacak. Konuşmacılar bölgedeki gelişmelere uluslararası insan hakları perspektifinden ışık tutacak. Avrupa Birliği'nin rolü başta olmak üzere uluslararası toplumun tepkisini analiz edecek tartışmanın katılımcıları aynı zamanda geleceğe yönelik beklentiler, mevcut durumdan çıkış yolları, Artsak ve Artsak Ermenilerinin devredilemez haklarının korunması için alınması gereken net adımlar hakkında da konuşacaklar. Hamşen halkının siyasi tutumu ve kimliği Hamşen halkının ve Ermeni Hamşen kimliğinin algılanmasında önemli bir değişken siyasi tutumdur. Hadik'in Facebook sayfasındaki tartışmalardan özgürlükçü, sosyalist veya liberal bir duruşa sahip Hamşen halkının, Hamşen kimliğinin Ermeni kimliğiyle ilişkili olduğunu kabul ettiği fakat Hamşen halkının sağcı, muhafazakar ve milliyetçi bir duruşa sahip olduğu kesim ise açıkça daha çok Türk kimliğine vurgu yaparken Ermeni kimliğine olan bağa karşı çıkmaktadır. Bu durum, hukukun üstünlüğüne karşı siyasi duruşa sahip kişilerin resmi ideolojiyle bağlarını zayıflatması ve liberal siyasi grupların kimlik gruplarının hukuki iddialarını destekleyen politikalar izlemesiyle desteklenmektedir. Ermenilerin siyasi tutumlarına ve Hamşin kimliğine ilişkin algıları açısından dahi böyle bir gelişmenin geçici olduğu söylenebilir. Hamşence konuşan ve konuşmayan Hamşen halkından aydınların son çalışmaları buna tanıklık ediyor. Aşağıdaki olay bu durumun bariz örneklerinden biridir. Duruşma sırasında Hamşen dilini bilmeyen bir gazeteci savunma konuşmasını ana dilde yapmak istedi. Ancak Hamşen dilinde iki kelime konuştuktan sonra asimilasyon politikası sonucunda savunmasına Hamşence devam edemeyeceğini belirtti. Zamanla Varto aşireti Kürt yaşam tarzını benimsedi, Kürt kıyafetleri giydi, Kürtçe konuştu ama tüm bunlarla birlikte aşiret yaşamının kapalı doğasını, özellikle de iç evlilikleri sıkı bir şekilde korudular. Bu da en azından etnik açıdan Kürtlerle asimile olmamayı mümkün kıldı. Çeşitli kaynaklara göre Kürtçe konuşan Ermenilerin son derece dindar olmaları ve Hristiyan geleneklerini mümkün olan her şekilde korumaya ve sürdürmeye çalışmaları ilginçtir. Varto aşiretinin Kürtçe konuşan Ermenileri ana dillerinde sadece birkaç kelime hatırlamalarına ve hatta Kürtçe dua etmelerine rağmen evlilikler sırasında komşu köylerden Süryani, Nasturi ve Keldani rahipleri çağırarak Hristiyanların taç giyme törenini gerçekleştirmişlerdir. Onlarca yıl dağlarda, insanlık dışı koşullarda, ardından da Kürt ortamında yaşayan Kürtçe konuşan Ermeniler etnik kimliklerini korumuşlar ve çevredeki Kürtlerden farklılıklarının açıkça farkındalar. Yıllar sonra Vartu aşiretinin varlığı İstanbul Ermeni cemaatinde de öğrenildi ve Rahip Hrant Güzelyan aşiret reisi Siyamet Yağbasan'ı ziyaret etti. Bu uzun bir aradan sonra hayatta kalan Ermenilerin bir Ermeni din adamıyla ilk buluşmasıydı. Onun ziyareti sayesinde Ermeni aşireti işgal altındaki Batı Ermenistan'da kendilerinden başka Hristiyan Ermenilerin de bulunduğunu öğrendi. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri Avrupa Birliği liderlerine Artsak'taki Ermeni mirası eserlerin üzerine yok edilmesini önlemek amacıyla kameraya yerleştirilmesini destekleme çağrısında bulundu bir grup Avrupa Parlamentosu üyesi Avrupa Birliği liderlerini Avrupa Birliği'nin Artsakh'taki Ermeni kültürel ve dini mirasını korumak için aktif adımlar atmasını sağlamaya çağırdı. Avrupa Parlamentosu üyesi Miriam Lexman, kendi resmi X'in sayfasında Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'e, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ve Avrupa Parlamentosu Roberto Mezzola'ya hitaben uzun bir mektupla bu konuyu yazdı. Lexman mektubunda Avrupa Parlamentosu'nun aşağıda imzası bulunan üyeleri olarak bizler, Arçak'taki bin yıllık Ermeni kültürel ve dini mirasının Uluslararası Hukuk'un ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, yasal olarak bağlayıcı kararının ağır bir şekilde ilal edilerek doğrudan yok edilme, saygısızlık ve gasp tehdidi altında olmasından endişe duyuyoruz. Bu objeler Avrupa mirasımızın önemli bir parçasıdır ve onların korunmasını sağlamak bizim görevimizdir. 2020 yılındaki savaşın ardından Bakü'nün kontrolüne geçen bölgelerde kiliseler, anıtlar, haçkarlar, mezarlar, heykeller gibi Ermeni kültürel ve dini mirasının sembolik objeleri yok edildi ve Ermeni kiliselerinin duvarlarından Ermeni cihazlar silindi ifadesini kullandı. Batı Ermenistan'da 2100 yıllık bir yazıt bulundu. Arkeonivs'in haberine göre Komagene kralı Antiyok insanları kanunlara uymaya ve saygı göstermeye çağırıyor. Yazıtlar Türk köyünün sakinleri tarafından bulundu ve müzeye bu konuda bilgi verdiler. Oxford ve Pisa üniversitelerinden bilim insanları gelip onları incelediler. Arazinin zorlu olması ve kayalıkların sarp olması nedeniyle numuneler askeri helikopter ve halatlar yardımıyla havayoluyla yoluyla Perekentine taşındı. Kayıtlarda Kral 1. Antiochos'un öğütleri bulunmaktadır. O halkı kanunlara uymaya ve saygı göstermeye çağırıyor. Arka kısmında ise 1. Antiochos ve 1. Mıhirtat'ın resimlerinin bulunduğu rölyef yer almaktadır. 1. Antiochos Komagene kralıydı. O Ermeni Yervantuni kralıydı. Komegene milattan önce 163'ten milattan sonra 72 yılına kadar ta ki Roma eyaleti içinde Suriye'nin bir parçasına dönüşene kadar varlığını sürdürdü. Ermeni Yervantuni kralı 1. Antiyok'un mezarı Nemrut Dağı'nın zirvesinde bulunmaktadır. Bilim insanları buldukları yazıtın insanlık ve komegene tarihine ışık tutacağına inanıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazer adlı korodan Gomidas'ın Ovzar Manali Ay Soru Zaynın Hayragan adlı eseri sunuyoruz. Senin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.